Selamünaleyküm arkadaşlar. Yes. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yes. Bugün kontrol bizde. Yes. Yes. Bizi kontrolde tutmaya çalış bakalım. Sarı rengi pembe. Ben mavi. Bu da sarı. Yeah. Biz üçlü Indigo grubu. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayağı enerjiksiniz beyler. Ben bakıyorum öncelikle sarıyı giyince daha iyi oldu. Videodaki salaklık ihtimallerim için de özür dilemek istiyorum ya. Estağfurullah. Ben hiç özür dilemiyorum. Salaklık ihtimallerim için. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle 24 saat boyunca tek renk yemek yemeği çekiyoruz. Köşe başı tutuyoruz. Buradan sözümü kesiyorsun. Köşe başı tutma. Gel yakın al Sıla'yı. Gözlerinin farı bile pembe. Bu kadar ben böyle video profesyonel... Şakam da var aslında. Açsana bak. Evet, gördüğünüz üzere Mert'in rengi sarı, benim pembe ve abimin mavi. Bugün sadece bu renkleri yiyebiliyoruz. Başka bir şeyim yok. Sen daha çok morarmış gibisin ama biraz daha. Ben... Sen aşırı salak fikir. 3 A sınıfından gelmiş beyetler gibiler. 2 F salak. Salak mı? 2 F mi? F ne koyayım, yok I. Ben küçükken 2 F'deydim. Bizde yoktu. 2 tane vardı. En tembeller oluyor F'de. Ha. En tembeller. Sen F'de miydin? Etüt merkezim burası. Okul, devletin okulu. Tembellere göre harf ayrımı yapmıyor. Bunda salak geldi. Araştırma sınıfları var. Hayır, sen şey galiba yok. Ondaydın. Let's go guys. Mert ne yapar? Sarı yer. Olanız bu en üst. Güzeldi. Bundan kötüsü yok. Güzeldi. Hadi bu. Gidelim. Ben buradan başlamak istiyorum Yiğit Bey. Çekimdeyseniz. Kilo. İçi sarı olacak. İçi. Onun içi sarı mı? Hayır değil, muzlu sarı değil. Kahverengi değil mi bunun için? Hayır, çikolatalı o zaman o. Bak bunu gerçekten beni sinirlendiriyor. Bak şimdi başladığımız zaman beni kontrol edemiyorum ben bunları. Ya ben içi mavi olan bir şey nasıl bulacağım oğlum? Bak, öncelikle kahvaltıda yiyecek bir şeyler alıyorsunuz kendinize. Ne olduğu hiç umurumda bile değil. Ben sadece kahvaltı önünde yiyeceksiniz. Mert bunu içerken rengine bakacağım. Sarı çıkmazsa para verecek bana. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Bir de abur cubur alıyorsunuz kendinize. Bu kadar. Ya ne alacağım ama bu kadın mı karar verecek benim? Ben istediğimi alırım. Sarı olan her şeyi alırım. Yerim. İyi alın o zaman. Ben size kısıtlama sunmadım ben. Şimdi yok, bir şey sorabilir miyim? Mesela bunun hepsi pembe değil diye düşünüyorum ben. Ben bakarım hemen. Sen bu. Git ya. Doğru ben diyor. Direkt ya. Pembe işte bu. Hayır o süt pembe. Pembeli. Pembeli değil, pembeli. Ya git buradan ya. Pembe. Bu kendi rengini söyleyemiyor. Bu nasıl pembe? İçindeki tepecik çingenesi mi çıktı? Bebe. Abi alazı kızacı bir bebe. Pembeyi giymiş. Etemle pembe gibi olmuş. Mert'ten kopya çekiyorum ve çilekli süt de alıyorum kendime. Benim kahvaltı öğünüm olacak. Şimdi abur cubur kısmına geçmek istiyorum. Yani meyvelerde hiç pembe yok arkadaşlar. Pembe bir şey bulamayacağım. Hemen bak, buldum mu pembeyi? Oba. Aldım. Yiğit bu rengarenk ama içinde pembe de var. Ben bunu yiyemiyorum. Bir şey soracaktım. Çok kısa, kusura bakmayın. Ne diyor? Söylemesene. Çok gizli bir şey dedim sana. Bir şey söyleyeceğim. Bu efendim? Bu pembe sayılır deyip alıyor. Ben görüyorum. İki ben, oldu. Hayır. Sayılanları ben de alırsam şey görürsün. Bıraktım ya. Ya gitsene ya. Ben bundan ya. Yemezsem salak. Gider misin? Çok iyi değil mi? Gider misin? Çok iyi değil mi? Git. Ya bu çocuk resmen sabote etmeye gelmiş benim videomu ya. Bu pembe sayılır mı? Sonra bana demeyin. Ne? Pembe. Ya söylemeyeceğim rengimi ya. Sayılır mı? Çoğunluğu çilek ama. Sayılır. Değil mi? Ben o zaman kendime hiçbir şey bulamam ki böyle. Aç kaldık bütün gün. Mesela bunların içi de pembe ama dışı çikolata rengi. Aha buldum. Ben buradan çilekli yoğurt bulacağım kendime bir tane şimdi. Kokteyl al bir tane. O da pembe. Sence pembe mi o? Değil mi? Değil. Ya uğraşma benimle. Aa, aslında hiç dikkat çekmeyen bir kelime söylediğim zaman ama sizin yüzünden çok dikkat çekecek. Bunu sayarız bence. İnşallah pembe çıkar. Ben bugün çilekten gidiyorum. Buldum. Son kez ben bir abur cubur kısmına bakmak istiyorum çünkü bir şeyler bulmam lazım yani. Bu çok az oldu böyle. Şimdi abimler çok fazla bulacak. Ben az şeyle kalacağım. Neydi? Pufuduk şeyler vardı. Pembe ve mavi olan bir şeyler vardı. Neydi onun adı? Marshmallow. Onlardan bulsam pembelerini yerim sadece. Buldum. Cidden pembenin pembesi yani. Benim alışverişim şimdilik bu kadar. Pembe çünkü başka bir şeyim yok. Bitti. Hadi gel biz ikimiz yapacağız. Benim alışverişim bitmek üzere. Şimdi ben bir onun rengine bakmak istiyorum bu arada. Nasıl bakacağız? Sarıymış ya. İyi bir de ağzının içinde süt çalkalanıyor. İzleyiciler de görsün. Kanka ama ben gerçekten şimdi nasıl... İğrenç. İzleyiciler bunu görmesin. Arkadaşlar ileri sarın. Gerçekten ekibim de mal. Arkadaşlarım da mal. Galiba ben de malım. Ben içim mavi bir şey nasıl bulacağım? Arayıp bulacaksın. Kanka sen bok bulursun. Harbiden sen de bulamazsın. Elimi neye atsam benim altın şeye çarpıyor. Sarı bir şeye çarpıyor. Benimki çok iyi. Arkadaşlar bir bavulumu çeker misin? Bir tane sarı kek aldım. Bir tane muz.
bir tane altın dido, bir tane de muzlu süt aldım. Şimdi sarı şeylere daha bir zeytinyağı alayım. Lazım olur, eve götürürüm. Ahmet götürür büyük ihtimal bunu eve büyük. Bir şey söyleyeceğim şimdi bak benim ağzım bozulacak. Soracağım. Kanka sarı yemek. İçecek sen al. Kahvaltıda içeceksin bir bardak. Smoothie'e koyacağım. Sadece tek alabildiğim şeye bak. Ya mavi niye yap ki? Başka renk bu videoda yapalım. Yemek ay, videosu diye karnım aç geldim. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Bulabilir mavi. Bulabilir bir şeyler. Neyse, beni eğlendirmez. Neyse afiyetlik de almayayım. Gel ben sana yardım edeyim biraz. Hadi ya lütfen yalvarırım. Kanka yalvarırım. Bu arada ben nereye adım atsam sarı bir şey çıkıyor. Bir tane mustard. Honey mustard. Millet alıyor biz izliyoruz. Bu hayatı izlemeye gelmişiz Yiğit. Kanka mavi bir şey bulsam alacağım. Sen onu yiyecek misin? Ya seni ne ilgilendir benim aldıklarım? Sen birazcık fazla karıştın. Ben sana gelip dedim mi bunu alma şunu alma diye. Ben gidip kendisi pembe olmayan içinde birazcık pembe olan şeyleri alıyor. Ben sarı alanlara laf ediyor. Sen mesela şunu aldın ya. Evet. Sen sadece şunun üstünü yiyebilirsin. Onun ortası kahverengi. Hayır. Yiğit sen de renk kalırsın. Allah Allah Yiğit bunun ortası kahverengiymiş. Ben diyorum ki Mert bunu sadece sarı yerlerini yiyebilir. Ortası kahverengi. Evet doğru diyor. Ya bu da yalan. Bunlar bana ne? Siz bana yaptınız öyle. Bana aldırmadılar. Lan seni bir pembe diye gösterdiği şeyi gösterebilir miyim sana? Gel bir pembe diye gösterdiği şeyi. Allah'ım ya mobbing uygulanıyor bana. Kanka bunu pembe diye gösteriyor pembe. Sıla sen de bokunu çıkartma istiyorsan. Bunu ben de sarı diye gösterebilirim. Sen de bunu sadece pembelerini ayıklıp ye istiyorsan. Ben de öyledim zaten bir tek öyle mi yapabiliyorum dedim. Tamam kız zorluk çıkarmamış sen alıyordum. De zorluk çıkarıyorsun. Ben zorluk, sordum ben anladım. Zorluğu ben mi çıkarıyorum burada sence? Kim çıkarıyor? Sen çıkarıyorsun. Evet. Ben ne yaptım? Benim tek aldığım şey bu. Mavi olmadığını iddia eden varsa... Sık dizin gitsin bir gün. Sen kendine bulabilirsin mavi. Ne alsam sana. Bırak gel ben de sana göstereceğim. Bu da mı sarı? Biz bir şey söyleyeceğim. Biz Mert'i dişleyip... Bu da sarı sayılır mı? Sessiz oldu ya. Krem rengi o. Krem rengi diyor bu da. Ten rengi diyeceğine. Şimdi atacağım bunu çöpe. Ten rengi ne? Manyak mısın ya? Bu ikisi de mal galiba. Genetik olabilir. Ben bir tane mavi şey buldum. Ama babasıyla annesi iyi aslında. Ne dedin sen anneme? İyi dedim işte. Tuvalet kokusu yenir mi? Kankası... Bulabildiğim tek şeyler bunlar. Sana lazım zaten. Bugün bir tuvalete girdin 15 dakika. Sıçmak da suç olmuş bu hayatta Sıla'ya ya. Sıla'ya diyorum ki inşallah ellerini yıkar. O da diyor ki inşallah. bir tane honey alıyorum sarı. Hani? Hani? Git buradan yoksa ağzına s**tın bunu. Senin esprilerinden daha kaliteli. Gerçekten son söylediğini duydun mu? Ne? Arkadaşlar yorumlara siz ne yazacağınızı biliyorsunuz zaten. Ama onun kanalı olduğu için büyük ihtimalle bana söyleyeceksiniz. Olsun. Bence bunun için mavidir sence. Ama bakayım. Mavi çıkabilir ya. İnşallah. Açarım mavi çıkarsa ödemem Sıla öder. Ağzınız her şey kanka, size ait. Kanka sence bunun için mavi midir? Ağzınız her şey size ait. Ben hiçbir şey yemem ve video biter. Şakaydı hadi. Ben de çok ciddi anlamıştım. Devam edelim. Bu arada çok umurunda olmadığı takımın ama bir tane blitz'e limonata aldım. Bu en aynı mavi bir şey alıyor. Aa bak bunun mavilerini yiyebilirsin içinden. Ne kadar iyi bir kardeşim. Sağ ol abimin açlığını düşündüm. Ölmeyeyim hayatta kalayım diye yaşamsal fonksiyon. Ve sana bir gel bir şey daha söyleyeceğim. Marshmallow alabilirsin. Nerede? Ondan ben söyleyeyim. Ben Sıla'ya şey buldum. Ben onu almıştım zaten. Onun içi mavi değil, onu yiyemezsin. Sana ne? Eğer öyleyse haklı. Koy o zaman geri. İçi pembe. İçindeki sadece yarısını sarıları yiyeceğim. Yarısını. Evet, sarıları yiyeceğim. Ben bir yerde oturup ağlayacağım ya. Bitti mi alışverişiniz? Benim bitti de. Sen mavi... Sen bitti bak, mi? Abur cubur bak. Yok kanka, yok. Kim mavi abur cubur üretiyor? Hadi ben, alışverişiniz bittiyse bitirelim. Ben kasada sizi beklemeye gidiyorum ya. Kahvaltı alacaktım. Oğlum bu ne hale geldi. Vallahi Hindistan'a koy hiç sırıtmaz ha. Hiç sırıtmazsın Hindistan'da öyle. Sen bir tık abartıyorsun galiba. Ne yaptın be? Bu yara çökmeler falan. Üzgüldüm birazcık ayakta da çökeyim. Üzgüldün mü? Ben bugün cümleleri ve kelimeleri doğru kuramıyorum ya neden? Bilemiyorum. Bu leblebi sarı mı? Hayır kahverengi. Değil kahverengi. 120 lira aldım bile. Ben sarı beni takip et onların bir şey alacağı yok. Kaşar alabilirim. En sarı kaşar hangisi gel bakayım senden sonra. Ahmet'ten sonra en sarı. Kaşar alıyorum da bağırıyor. Sarı. Gerçekten sarıyı seçmem çok iyi olmuş. Hadi bitir artık. Dur arıyorum. Daha ne yiyeceksin yeter. Diyor ki kabak çekirdeği al sarı diyor bana. Oldu Yiğit. Bunun içindeki kremayı yiyeceğim. O zaman ben de alırım kremalı olanları. Al içini ye. Uğraştırmak için her şey yapıyor çocuk ya. Chips. Bu kadar yeter bence. Evet şu an hepimizin alışverişi bitti. Çok zorlanmış gibi gözüküyor abicim. Bayağı zorlanmış. Oo afiyet olsun kanka. Teşekkür ederim kanka. Mert bolluk çekiyor resmen. Bakın sarı leblebimi aldım. Almışım sarı leblebimi. Bunun içi kırmızı mı? Sen niye bunu aldın? Pembe o. İçi pembe mi bunun? Çilekli süt.
Black. Ya bu sütlerin neyliyse rengini de mi ona göre yapıyorlar? Evet abi, ne olacaktı? Yok mu böğürtlenli bir tane daha böğürtlenli süt? Ödeyin, buyur önce sen. Bu arada arkadaşlar, abimin kahvaltı yiyeceği bir şey olmadığı için şu anda burada yok. İçeride yatıyor kendi kendine, açlığı geçsin diye. Ulan bir tane muz almışız böyle düz. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Aç bakalım hadi onu, hadi. Bana da kaynamış şey lazım. Bunu yiyebileceksin çünkü pembe değil. Hayır dök ya, bakalım. Pembe sayılır o. Dök bakalım. Şekerli bir dök, yani. Bir dök. Pembe aroması var. Gene. Ben de bakabilir miyim? Arama var ama pembe aroması gerçekten var. Aroması var ya. Kız da hiçbir şey yiyemeyecek. Sadece ben yiyeceğim videoda. Çilekten nefret ederim ve bugün her şeyim çilekli gerçekten. Bir şey diyeyim. Bile pembe değil seni. Sen bizi kandırıyorsun. Ben böyle salak salak şeyler yiyorum. Bu çilekli sütse hani pembe olması gerekiyor ya bunun. Ne alaka şimdi beyaz olması peki? Malzemeden çalmışlar. Ama var bir pembelik bak. Görüyorsunuz. Ya yemin ederim bak. Hep bir hissedilen bir pembe var. Bu sütte pembelik yok mu şimdi? Hayatında kaç defa böyle noodle yaptın? Ben ilk defa yapıyorum. Bir kere tencerede yapmıştım ama kase taktiğini ilk defa gördüm. İstiyorsan sen onları ye, ben onu yapayım sana getireyim. Sıcak, çok dikkat et, çok dikkat et. Al bunu, çok dikkat et, çok dikkat et. Sera, karşıya bakacaksın, suya değil. Sana yürümeyi bile bilmiyorsun. Zorbasın ya. Sen kıza şey diyorsun, çorbaya bakacaksın, önüne değil falan diyorsun. Onun iyiyini düşündüğüm için dedim ben, dökmesin diye. Yıllık kanatlarım. Niye? İyilik meleğisin ya. Ha. Yalandan sen bunu evde gör. Sizden ben çok güzel şeyler bekliyorsunuz ya. Yeni icadım olan... Bunlar nasıl sayın? Kaybal cheddar. Hepsini ayrı ayrı yiyebilirdin bu arada. Hadi yalan söyleme. Yemin ederim midem. Ne kusacaksın kızım? Gerçekten... Niye söylemiyorsun canım ya? Şunu bir koklu, canın çekti değil mi? Evde sürekli noodle yediğini biliyorum. Artık bıraktım, yemiyorum. Gerçekten IQ'un düşecekti zaten o kadar noodle'a yani. Sen yemiyorsun da bu haldesin, onu ne yapacağız? Doğuştan. Annem benim noodle'ı bulan kişi. Benim annem noodle'la şu masanın kenarlarını falan yapıyordu. Benim kolum kırılmıştı bir kere noodle'lar yapmaya çalıştım. Alçıyı ondan mı yaptınız? İnsanı noodle'ı koyuyorsun. Sonra tut kalı döküyorsun. Sonra zımparalıyorsun. Biliyorum. O yalan. Niye canım neden sertleşiyor? Neden olmadığını görmek istiyorsanız Mertcan'ın kanalındaki bütün videolarda büyük ihtimal var zaten. Hepsini izleyebilirsiniz. Hayır, Enes Batur kanalında bir zaten özel video var. Kanka Enes Batur mu kaldı Allah için? Artık Mertcan Bülbül var. Ben abimin yanına gidiyorum. Sen de burayı... Allah ne verdiyse git. Yeter ki git. Sen de burayı topluyorsun. Ben kendi evimi toplamıyorum. Burayı mı toplayacağım? Toparlayacaksın. Ya bu ne hale getirmiş arkadaşlar. Bir de bana dalga geçiyor. Allah için şuna bakar mısın? Kusacaktım. Üstüne mi kussaydım? Benim ürünüm çok az olduğu için ben poşeti ürünümle taşıyorum. Bence gayet iyi. Şakayı düşündün mü peki? Planladım bu şakayı. Hazırlamışsın. Girdiğine bakalım. Evet. Hop. Arkadaşlar bir adet limonatam, patates çiftim, limonlu kek, süt burgerin içini yiyeceğim, Dido Gold. Bunlar da sonra yiyeceğim şeyler. Videonun devamında arkadaşlar. Şimdi Sıla Hanım'ın çantasında ne var challenge? Şapkanı ben takabilir miyim az? Ama sarı değil ki bu. Takacağım sonuçta, yemeyeceğim. Bir tane şöyle benim gelibonlarım var. Shamalovs diyor buna. Umarım içi pembedir. Çilekli yoğurdum var ama kaşık almayı unuttuğumu fark ettim. Bu pembe değil bence bu. Onu böyle basacaksın diye çekeceksin. Evet. Nasıl pembe desene bir. Neden üstüme geliyorsun? Oğlum duymak istiyorum. I won't hear anasını satayım. Duyamazsın, söylemiyorum. Bu da İngilizce konuşamıyor, boş ver. I won't hear. Ne demek I won't hear? I won't hear. Hepimizin bir kusuru var Sıla, sen de pembe diyemiyorsun, ne yapalım? Şu smoothie neyli? Bence bu kesinlikle pembe değil. Pembe çıkma. Beyaz çıktı. Neyse ki yedek içeceğim vardı. Bu pembe ya. Yeter artık sizde. Bu pembe, bu gayet de pembe. Ya bütün video bunu konuşma olamaz ya. Pembe. Ama işte senin rengin değişmemiz lazım. Otomatik romanca oluyor ya. Romanca. İyice kültürlendin zengin olunca. İşte sen umarım. Bakalım. Of ya. O da mı beyaz? Ooo bembeyaz. Tek ümidim yoğurdum. Oğlum salak, kırmızı bir şey bulamadın mı? Pembe bir şey bulamadın mı? Bu var. Heh, benim üstümde oyun bile var kanka. Ben kimim oyunu? Şurası önü mü arkası mı? Önü. Önü önü. Ben bir eşya mıyım? Hayır. Hayvan mıyım? Şimdi ona sorman gerekiyor. Ben bir hayvan mıyım? Ağzını evet. Sıçırma, espri yapma. Ahmet Hanım'dan. Bana evet. Geçti şimdi. Evlere girer miyim? Girersin. Fare miyim? Oha! Oha! Oh my god, oh my god! Bu konuda bende. Ben eşya mıyım? Hayır. Ben hayvan mıyım? Evet. Dört bacağım mı var? Evet. Evde besleniyor muyum? Hayır. Suda mı yaşıyorum? Hayır. İstanbul'da var mıyım? Mala bak, diyor ki dört bacağım mı var? Evet, suda mı yaşıyorum? Bir suda de bu yaşayan dört bacaklı bir şey. Su samuru.
Ya Allah'ını sen, sence bu bunu akıl eder mi kanka ya şu anda? Sabrını ben bilmiyor muyum? Hayır, bunun için mi sordu sence bunu? Sence suyun içinde dört bacaklı bir şey mi hayal etti bu beynimde? Kurbağa. Kurbağa. Ya hadi kaplumbağa. Git ya Allah'ın kaplumbağaları, sormaya devam et lütfen. Devam edin. Koşuyor muyum? Evet. Evet. Çita mıyım? Hayır. Jaguar. Çitadan kaçıyorsun. Ceylan mıyım? Hayır. Hayır. Geyik miyim? Evet. Oh sonunda yarabbi şükür ya. Böyle geyik mi olur kanka ya? Eşya mıyım? Hayır. Hayvanım. Hayır. Neyim lan ben? İnsan mıyım ben? Evet. Yabancı bir miyim? Değişir. Değişir. Ne demek değişir? Yabancı doğrusu, Türk doğrusu. Şarkıcı mıyım? Türk az var ama. Hayır. Neyim ben ya? Mesleklerden gideyim mi? Evet. Öğretmen falan o mantık yani, olmaz ama. Mesleğe göre sorular sor. Hastalarım mı var? Kobaylarım var. Oğlum sen de ya, hemen bittik ya o zaman ya. Vallahi anlayamam. Bir ipucu verin bari. Daha sen deney ipucu yapan bir şeyler saysıla. Bilim adamıyım ben. Adam değilsin ama. Bilim, bilim insanıyım. Evet, sonunda zorla bildik. Bilerek mi buraya geldik? Evet. Şöyle bir foto çek de 2014'te Facebook atarız ya. Kendi pembe diye bizi pembe mekana getirdi. Bu çocuk aç kaldı yine büyük ihtimal. Lan. Bu kamera kapalıyken yapılanları sinir ama. Kurban abime. Aptal seni koruyorum. Aptal deme lan. Ben seni koruyorum. Salaha bak, bırak lan bunu. Sen de salak deme lan şuna. Gel lan. Evet, yemek yemeye geldik. Artık karnın doyacak senin. Bundan biraz mutlu olman lazım bence. Merhabalar efendim. Hoş merhaba. Geldiniz. Ben sadece mavi yiyebilirim. Mavi ne yiyebilirim? Açlıktan öleceğim, sadece Powerade içiyorum sabahtan beri. İyi değilim yani, mavi bir şeyler yemem lazım. Size güveniyorum, mavi olan herhangi bir şey. Tabii ki. Bu da sarı olan herhangi bir şey, bu da pembe olan. Ben de pembeyi yiyebiliyorum sadece. Çok güzel rolleri. Benimki de limonlu galiba. Çok teşekkür ederim. Sarı kola alabilirim ben. Ben yine bu üstündekileri ayıklayacağım, şimdi çilekleri yiyemem değil mi? Hayır, çilek. Bir şey diyeceğim, ben de mangoya alerjim var. Ciddi mi? Hala inanıyor olman da ciddi. Hep kandırıyor beni ya. Abi bizim bir sarı kola vardı. Ben bunu yiyebiliyor muyum? Evet. Senin menüne dahil o. O zaman çilek ben. Başlıyor muyuz? Evet, sen şimdi çilek yiyemez. Menüme dahil ama üstünden aldım. Senin, ama o çok aykırı bir şey gerçekten. Lan o kız. Pembemsi yine birazcık da. Ya bunu da kullanmayı bilmiyorum zaten. Hadi hadi yaparsın. Artık öğrendim ezberlemiş ya, olman ya lazım yani. Gerçekten güzelmiş ama. Bunlar ekşisi mi sence? Yok zeytin ya kanka. Ha? Ne diyor ya bu? Ya yine çok fazla cahil muamelesi. Esnaf lokantası sandı. Çok fazla cahil muamelesi görüyorum. Ben şey miyim? Çinli miyim? Japon muyum? Koreli miyim? Aaa. Yiyemiyorsunuz. Ne o? Karideslisi. Bir dakika sulamayacak şimdi onu. Ben bayağı beğendim bu arada. Bunun üstüne aynen enine gider biliyor musunuz? Mochi mochi. Mochi ne lan? Yedin of ya, ya çok onu da yedin ya oğlum. Japon dondurması. Yedin hiçbir şey hatırlamıyor. Hamur tatlısı. Tatlı yerim. Tatlı yerim. Şekerin düştü. Nasıl şekerin şekerin. Çıkalım. Gidip tatlı bulacağız bir yerden. Ben dondurma yerim. Sarı limonlu yeriz. Mavili var mıdır? Mavili arabalı. Oluyor. Yaban Mersin'de oluyor değil mi? Şirin babalı var. Tamam hadi. Şirin sen babalı. Terbiyesizlik yapma, terbiyesizlik yapma. Evet arkadaşlar, şimdi son yerimize geldik. Dondurma yemeye geldik. Abimler orada sipariş sırasında bekliyorlar. Hatta şu an yanıma hadi geliyor. Hadi kardeşim, mavi renkte bir şeyler yemek istiyorum. Senin bekleyeceğiz. Hadi gel sipariş verelim. Doymadı bugün gelsin ya. Ben anlamadım. Neye doydum ya? Bir tek sushi'den başka neydim ben? Yiğit, Powerade, Powerade, Powerade. Dodo abi gerçek patron mu? Gerçek patron. Ben senin müsaadenle siparişi ona verebilir miyim? Bu yakışıklı. Tabii ona gözlük de takalım. Hayır, oradan yani aynı oradan gibi olsun. Bugün sadece mavi renkte bir şeyler yiyip içebiliyorum. Bana mavi olan her şeyi ver Dodo. Neyli var mı abi? Yaban mersini, bir de İtalyan karamelli. Peki İtalyan karamelli tam olarak İtalya'da mı üretiliyor? Yiyemiyorum ki sadece yiyemiyor mavi. Nasıl ya? Kahve ben fındıksız yani yiyemem. Sarı sayılır fındık. Çok teşekkür ederim. Her şey kattırıyor bugün sarı sarı diye bize. İyi iyi. Ben dondurma alıyorum. Şurada sizi bekliyorum. Siz de ben de sadece pembe yiyebiliyorum. Pembe ne varsa alabilirim. Hadi bir kere alana geçsin de gidelim. Ya değil bak bak oradan ben geliyor bana pis pis. Pembe. Şu pembe kanka. Bu pembe bu arada. Farklı. Ha. Bu da birazcık daha cırtlak evet, ya. Evet, o biraz daha kesti. Hadi git otur masamıza, hadi hadi. Mesela göz farın pembe, bu pembe. Yoruyor ya, gerçekten. Üst taraf pembe, alt taraf çok pembe. Çok teşekkür ederim. Aa. Havalı bir pembe oldu. Merhaba Kadir Bey. Ben de sadece sarı yiyebiliyorum gördüğünüz üzere. Ne vardı sarı olarak? Daya buna, limonu daya buna, boş ver. Sen bir ekşi limonla ekşi bakalım. Yesin. Şimdi bu fındık sarı değil, yiyemez. Hiç kusura bakmasın, gel. Sen şimdi biraz ağlıyorsun ya, bana. Ya, kanka ağlıyor ya, şu an. Gerçekten ağlıyor ya. Kavrulmuş olduğu için kahverengi. Tamam, Kadir Bey'den rica ederim sarılarını ayıklayalım. Hayır, şaka. Kadir Bey, ben fındık alabiliyorum rengimden dolayı. Yani hak ediyor şimdi. Fındığı ana rengini düşünürsek. Evet, hak edişim bu. Teşekkür ederim. Oğlum daha önce bu kadar yakışıklı bir dondurma görmedim bu arada. Teşekkür ederiz. Eline sağlık.
Oh be, sonunda ağzıma layık bir şeyler yiyorum. Donurma benim birazcık serinletti ya. Benim kavrulmuş böyle. Salaklığımı aldı üstünden kanka. Güleceksen git. Bak o aptal esprilerinden bir tanesi aklından geçiyor şu an. O kadar eminim ki yapamıyor. Ortam müsait değil. Dondurmacıyı dövdüreyim seni. Onunki mavi sayılmaz bu ara. Ama siz de abartmayın. Ne renk o zaman? Bak ben ağzımı açmadım bu konuda. Tam ne renk olduğunu düşünüyorsunuz bunun? Mavi mavi. Çiyan. Çiyan ne lan? Erkek ya, tam erkek. Bilmiyorsun çiyanı. Sallıyor bir yerlerinden. Bakacağım. Sen de mi bilmiyorsun çiyan rengini? Umarım çiyan rengi hayvandan almıyordur adını. Yani o zaman... Ondan alıyorsa çok mantıksız olur. Ha şimdi bu Türkçe okunuşunu yapmış. C-Y-A-N diye yazılıyor. Gösterir misiniz? Bakayım rengi. Cahil ekibime. Yine. Yine benim bildiğim ve kimsenin bilmediği bir bilgi. Söyleyeyim mi? Ya galiba biraz... Tebrikler. Harbi hak etti galiba. Gerçekten ilk defa tebrik ediyorum seni. Peki bunu gerçek okunuşunda yapar mısın? Söyleyeyim. Kanka neden bu kadar şaşırdık biliyor musun? Normalde çok sağlıksın ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir şey yaptın, çok şok oldum. Bugüne kadar söyleyip çıkmayan bir şey var mı? Çok şey var. Senin salak olduğun mu? Çok hakaretler dönmeye başladı. Kadir Bey bizi kesecek. Bu arada bu renk böyle okunuyor. Sayen diye mi okunuyor? Sayen. Sayen. Çiyan da demezsin. Çiyan da şey değil mi? Harbiden. Sıcakta taşların altında olan, evet. Soktu mu hayatını kaydıran. Benim de aklıma o geldi. Sayen kanka, sayen. Bu da çiyan. Ben nasıl anlıyorum? Arkadaşlar illa bu yine, videoyu... Yine iyi bir şey yaptı ama bir yerden yine kırdı potu. IQ'su 200 olan biri illa bu videoyu izliyordur. O beni anlıyor. Bana bu dondurmanın nereden geldiğini anlat Kadir. Bana bu dondurmayı sat. Dodo dondurmam. Gelmeyi unutmayın. Dodom dondurma. Dodom dondurma, gelmeyi unutmayın. Kilonu yedi. Mal. Ben de şu an. Ne kaybettim şimdi? Bir şey kaybetmedim. Ne olacak? Külla. Sen de bana bak, küllaları değişiriz Yiğit. Sen külla mı artık, diyorsun artık gerçekten? Ne diyecek külah başka mi? Bak şimdi. Bak İzmirli olduğunuzu yine sallarsam bile. Bir şey diyeceğim. Sen ona mı gülüyorsun? Külah mı diyeceğim? Sevgili Dodo dondurmanın külah, sahibesi. Bunun adı nedir acaba? Külah. Sen git onu benim küllahımı anla. Tek L ile mi söyleniyor? Öyle mi yani doğrusu? Ben küllah diye biliyorum. İki tane L. Gerçekten öyle mi biliyorsun? Sinirlendirdim. Şöyle, evet. Anadolu'nun geçmişten gelen büyük tecrübelere sahip bir beyefendi küllah dedi duyduğunuz gibi. Siz yeni yetmeler, sen Erşan Hanım için. Ona inanmıyordum ama sana o kadar inanıyorum ki abi. Şapkaya küllah dedi, bu yetmiş küllah. Hah, ne oldu? Allah Kadir Bey, siz de bundan sonra satarken küllah diye satarsınız çünkü büyük tecrübe konuşuyor. Öyle hepiniz susacaksınız, ben küllahımı yiyeyim, küllah. Vallahi ben bile yedim küllahı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimi açmayı yani. Küllah. Küllah. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.